Kemal Doğulu. 14 Ekim 1979 tarihinde Mersin'de 5 çocuklu bir ailenin en büyüğü olarak doğmuştur. Biri kız, 5 kardeşin en büyüğüdür. Oyuncu Kadir Doğulu kardeşidir. Annesi ev hanımı, babası işçi emeklisidir. Babalarının çalışmak için Amerika'ya gitmesiyle erken yaşta sorumluluk altına girmiş, çocuk hayatında iş hayatına başlamıştır. Kemal Doğulu yaz aylarında bisikletçide, bakkalda çalışmıştır. Asıl hayali iyi bir kadın kuaförü olmaktır. 12 yaşına geldiğinde artık Mersin'de kuaför olan kuzeninin yanında çıraklık yapmaya başlamıştır. Hayatı istediği gibi sürerken amcasının zoruyla İmam Hatip'e kaydolmuş, Arapça ve Kur'an derslerinde başarılı olamamıştır. Ailesinden gizli Anadolu Lisesi sınavlarına girmiş ve bilgisayar bölümünü kazanarak İmam Hatip'ten ayrılmıştır. Lise bittikten sonra Urfa Harran Üniversitesi'nde pazarlama bölümünü okumaya başlamış, 2 sene sonra okul bitmeden dönmek zorunda kalmıştır. Amerika'daki babasının yanına gitmek için vize almak maksadıyla İstanbul'a gitmiş, sırada beklerken İstanbul'da kuaför dükkanı olan kuzeni Zeki Doğulu'nun salonunda çalışmaya başlamıştır. İşe çıraklıktan başlayıp ilerletmiştir. Orada moda dergilerinde saç tasarımları yapmaya başlamıştır. Ardından makyaj yapmaya başlar. Paris'te bir kozmetik firmasından bir sürü iyi makyaj malzemesi almış ve bu işe girişmiştir. Zamanla insanlar yaptığı makyajları beğenmiştir ve sıra fotoğraf çekmeye gelmiştir. İlk çektiği fotoğraflar El Dergisi'nin moda sayfalarında yayınlanmıştır. Ardından kendini geliştirmiştir ve hepsinin tamamlayıcısı olan imaj danışmanlığına gelmiştir. Uzun süre sanatçıların imaj maker'lığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yapmıştır. Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nilkara İbrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imajlarını baştan aşağı tasarlamıştır. Fotoğraflarını çekmiş ve kliplerini yönetmiştir. 2004 yılında New York Fashion Week'te Bahar Korçan ve Michael Kors defileleri için makyaj yapmıştır. 2006 yılında Hande Yener ile tanışmış, Hande Maxi adlı single'ının fotoğrafçılığını ve imaj maker'lığını yaptıktan sonra bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliği, fotoğrafçılık ve kliplerinin yönetmenliğini de üstlenmiştir. Bir gün Hande Yener'in konserine kendi vokalisti gelmeyince onun yerine vokalist olmuş ve böylece şarkılığa da başlamıştır. 2008 yılının Ocak ayında Bir Yerde adını verdiği elektronik sound'lu maxi single çıkartmıştır. 2014 Temmuz ayında Nişantaşı İstanbul'da bir kuaför salonu açmıştır. 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı Bu Tarz Benim adlı yarışmada Ivana Sert ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri görevliği yapmıştır. 2015 Ocak ayında TV8 kanalında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı ikinci sezon Bu Tarz Benim adlı yarışma programında Uğurkan Erez, Ivana Sert ve Nur Yerlitaş ile jüri görevliği yapmaktadır.